Osman amca, ben şimdi senin hatırladığın eski dönemlere dayanan Besin'deki dokumacı esnafının sayısını biliyor musun? Aşağı yukarı benim toparladığıma göre 150-180 arasında esnaf var. Peki kaç tezgah vardı? Tezgah olarak 350-400 civarında. Bunlar birbirlerine yakın mıydı? Ya, Şeyleri büyük yakın müydü? değil. Büyük kanlarda olanlar vardı. Böyle dağınık olanlar vardı. Ufak ufak da 3 tezgah, 5 tezgah, tek tezgah, 10 tezgah böyle dağınıktı yani. Kaç tane büyük han vardı Besin'de? Büyük han, 3 tane büyük han vardı, otel gibi olan han, büyük han. 6 han, üstü otel. Şimdiki otelleri gibi oteldi. Ondan sonra tekrar ondan sonra ufak hanlar kaç tane? 5 tane mi demiştim o kadar. Peki Besin'de, peki Osman amca, Besin'de kaç tane tabakhane vardı? Şimdi bizim Derici esnafı var mıydı? derici esnafı biz başladığımız zaman dericiler ben aklım yeterek 7 tane ayakta çalışan tabakhane vardı. Yılını Faaliyette olan. hatırlıyor musun? Yılı aşağı 42 senesi diyelim. Ondan önce ustalarımızın söylediğine göre 40'a yakın tabakhane varmış. Onlar zamanla yıkılmış. İşte kalan ayakta olan 7 tane. Köşkler ne kadar vardı o zaman Besin'de? Köşkler de oraya geçecek mi tek devam ediyor. Köşkler 60. Köşkler 60 kadar vardı esnaf olarak. Köşker pazarının haricinde dışarıdakilerden bile var. 60 tane falan köşker esnafı vardı. 1948'de kooperatif kurduk. Peki Osman amca, bu Besin'de üretilen deriler Besin'in içinde mi satılırdı ya da Besin'de üretilen ayakkabılar, efendime söyleyeyim, dokuma tezgahlarından çıkan dokunan şeyler Besin'de mi tüketilirdi, çevre illere de mi satılırdı? Nerede tüketilirdi bunlar? Besli, merkez olarak besli. Ama satış olarak ekserisi dışarıya giderdi. Nerelere giderdi? Mesela deri imalatı, yani bizim işlediğimiz deri imalatı Maraş'ın bütün ilçelerine, Antep'e, Kilis'e, Urfa'ya, bütün çevreleri, Adıyaman'a hepsine deri imalatını biz verirdik. Biz Yani götürdük. ayakkabılar nerede Ayak, satılıyor? ayakkabıyı da Yani köşkü, ayakkabı derken Yemenlilere, eski Yemen'in yapılan ayakkabı, Yemenlilere. Yemenlilere köşkerler iman ettiğini, sattığı kadar satmadıklarını götürür köylerde, Urfa torpağını, Besin'in köylerinde satar Peki gelirler. Osman amca, bu Besin'de üretilen helva, efendime söyleyeyim, pekmez, daha Bakır işte işleri. bakır işleri, bunlar nerede satılırdı? Besin'de mi satılırdı? Besin'in dışına mı satılırdı? Ya da bunları almaya gelen, dışarıdan toptan almaya gelen esnaflar olur muydu? Bunlar şimdi ekseri Besni ve köyler çevreleri geldi alırdı dışarıdan. Peki başka şehirlerden gelen olur muydu? Başka şehirlere götürürlerdi. O zaman da katırcılar vardı. Götürürlerdi. Çerçiler vardı. Götürür dışarılarda satarlardı. Öyle bir yani imalat devam ederdi. Başka şehirlerden Besin'e gelip de alışveriş yapan tüccarlar var mıydı? Besin'e gelip başka şehirden eyle toptan alıcı kimse olmazdı. Hep biz mi götürüyorduk Biz ayakkabıyı? götürdük veya da ufak tefek böyle kendilerine lazım olan geldi alırdık. Köylerden, pazarlardan. Osman amca, Besin'de dışarıdan gelenler olursa nerede yatar kalırlardı? Hanlar nasıldı? Büyük Şimdi müydü? dışarıdan gelenler ekserisi böyle köylerden falan gelenler misafir ev olarak evlerde kalırdı. Fakat dışarıdan gelen, başka illerden, ilçelerden gelenler, tabii misafir evimiz yok, bir şey yok. Ne yapar? Handa. 3 tane büyük han vardı. Bir eski han, bir de Dus hanı, bir de Nalbathasan hanı vardı, büyük han. İyi, hanım. Bunların altı, affedersin, hayvan ahır olarak, hayvanıyla geldi. Zaten yani o zaman Evet. araba yok, şu yok, bu yok, öyle geldiler. Üstleri de otildi. Bayağı bildiğimiz şimdiki oteller gibi. Temiz miydi Temiz oteller, böyle oteller. Çok yatakları da? 5 yıldız, 30 yıl pırıl pırıl oteldi. Üstleri oteldi. Yüksekti çünkü. Altı ahır ama üstü yüksekte 20 metre yüksekliğinde. Onlar serbest. O, Büyük. Güzeldi o.